Bu videoda size geometrik dizilerin temelini anlatmak istiyorum. Geometrik dizi ve bu konu üzerinde daha gelişmiş onlarca videom var aslında ama bu video başlangıç için gayet ideal. Veya birileri "Bu bir geometrik dizi ise" gibi cümleler kurduğunda <laughs> Onun ne dediğini anlamanız ama neden böyle konuştuğunu anlamamanız için gayet yeterli. Şimdi iyi bir başlangıç noktası olarak soralım. Dizi nedir? Bir dizi sizin de tahmin edebileceğiniz gibi basitçe söylemek gerekirse bir devamlılığa sahip olan sayılar topluluğudur. Örnek vermek gerekirse ki bu bir geometrik dizi bile değil ama 1 virgül, 2 virgül, 3 virgül, 4 virgül, 5 dersem bu bir sayı dizisi olur. Bir geometrik dizi değildir ama bir bir dizidir. Bir geometrik diziden bahsedebilmek için sayıların özel bir devamlılığı. Biraz daha açmam gerekirse her sayının kendisinden bir önce gelen sayının sabit bir katı olması gerekir. Şimdi bunu biraz daha açıklamaya çalışayım. İlk sayımın 2 olduğunu ve sonrasında bu sayıyı 3 ile çarptığımı düşünün. Yani 2'yi 3 ile çarptık, 6 elde ettik. Daha sonra elde ettiğimiz 6'yı yine 3 ile çarptığımızı düşünün. 18 sayısını elde ettik. Daha sonra bir önceki işlemde elde ettiğimiz 18'i yine 3 ile çarptık ve 54'ü elde ettik. Aynı şekilde devam ettik. Elde ettiğimiz her sonucu bir sonraki işlemde tekrar 3 ile çarparak gittik. Şimdi bir gösterim biçimi elde etmek istiyorsak bu benim ilk terimim olsun dizimizin bu ilk terimini a1 diyeceğiz. Ve her seferinde bu terimi aynı sayıyla çarpıyorum değil mi? İşte çarptığım bu ortak sayıya da ortak çarpan veya ortak oran diyeceğiz. Bu durumda şimdi ilk terimimiz olan a1 2'ye eşit ve ortak çarpanımız ise 3. Eğer birileri bize hey senin bir geometrik dizin var deseydi öyle ki birinci terimin 90 ve ortak çarpanın eksi 1 bölü 3 Burada düzgün konuşan kimse yok bu diye düşünürdük ilk önce ve akabinde de şunları düşünmeye başlardık. Bu demek oluyor ki dizinin ilk ilklerimi 90... İkinci terimimiz ise eksi 1 bölü 3 çarpı 90'a eşittir değil mi? Bu da eksi 30. Güzel. 1 bölü 3 çarpı 90 30'dur. Daha sonra eksi işaretini koyduk. Sonraki sayımızı bulmak için önceki işlemden çıkan sonucu yine 1 bölü 3 ile çarpıp sonucu eksi ile çarpacağız. 1 bölü 3 çarpı eksi 30 eksi 10'a eşit. Eksi eksi ile çarptığımızda eksiler birbirini götürür ve cevap olarak artı 10 elde ederiz. Sonraki sayımız ise yine önceki sonucumuz yani 10 çarpı eksi 1 bölü 3 olacak. Bu da eksi 10 bölü 3'e eşittir. Güzel. Sonraki sayımız eksi 10 bölü 3 olacak. Fakat eksi ile eksiyi çarpacağımız için pozitif değere dönecek. Yani cevap artı 10 bölü 3. Bu dizi üzerinde aynı şekilde işlemlere devam edebiliriz. Artık insanlar geometrik dizi dediklerinde... Aslında neyden bahsettiklerini biliyorsunuz. Burada küçük bir ekleme yapmak isterim. Bu zamanında hep kafamı karıştırırdı çünkü kavramlar aynı içerik içinde çok sık kullanılıyor. Şöyle ki bunlar diziler. Bunlar bir çeşit devam eden sayılar. 2, sonra 6, daha sonra 18, 90, daha sonra eksi 30, sonra 10, sonra eksi 10 bölü 3, sonra... a ee, pardon burada Evet bu artı 10 bölü 9 olmalıydı değil mi? Eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 10 bölü 3. Eksiler birbirini götürür. Evet evet 10 bölü 9. Bir hata yapmak istemeyiz. Tamam. Bunlar dizi. Seri kelimesiyle de karşılaşabilirsiniz ve hatta bir geometrik seri bile duyabilirsiniz. Bir seri, seri kelimenin en bilinen kullanım şekli bir dizinin terimlerinin toplamı anlamına gelir. Ee, örneğin bu bir geometrik dizidir. Ee, şimdi ise bir geometrik seri olacak. 90 artı eksi 30 artı 10 artı eksi 10 bölü 3 artı 10 bölü 9. Yani genel olarak söyleyebileceğimiz şudur ki bir seri bir dizinin terimlerinin toplamıdır. Bunu netleştirmek istedim çünkü bunları ilk öğrendiğimde bu konu benim çok kafamı karıştırırdı. Her neyse şimdi geometrik dizi kavramına geri dönüp bununla alakalı gerçek hayattan bir soru çözelim. E, bize dediklerine göre aytan kızımız var ve su üstündeki bir köprüde bungee jumping yapmak istiyor. <laughs> Dikkat. İlk atlamada ip 120 feet geriliyor. Yani a1 de ilk atlamamızda ip 120 feet geriliyor. Tamam. Bunu şu şekilde yazabiliriz. İlk olarak atlama ve daha sonra ip gerilme miktarı. Buna kısaca gerilme diyelim. İlk atlamada ip 120 feet geriliyor. Sonra ikinci atlamada ipteki gerilme ilk atlamadaki ip gerilmesinin %60'ıymış. Sonra gelen her atlamada ip önceki atlamadaki gerildiğinin %60'ı kadar gerilmeye devam edecekmiş. Burada o zaman ortak çarpan ya da dizideki her ardışık terim bir önceki terimin yüzde altmışı olacak değil mi? Yüzde altmışı. Başka bir deyişle önceki terimin sıfır onda altı katı olacak. E o zaman ortak çarpan sıfır onda altı güzel. İkinci atlamada öncekinin yüzde 60'ı kadar yani 0 onda 6 çarpı 120 kadar gerilme olacak. Bu kaça eşit? Tabii ki 72. Üçüncü atlamada ise 72'nin 0 onda katı kadar ip gerilmesi olacak. 0 onda 6 çarpı 72. Aslında daha iyi görebilmemiz için şöyle ifade edelim onu. 0 onda 6 çarpı 0 onda 6 çarpı 120. Değil mi? Dikkat edin, dördüncü atlamada ise 0,10'da 6 çarpı 0,10'da 6 çarpı 0,10'da 6 çarpı 120 olacaktır. Ee, şimdiye kadar yaptıklarımızın bir sonucu olarak genel bir formül çıkarmak istersek, eninci atlamadaki ip gerilmesi ne olur? Eninci atlamadaki ip gerilmesi. Bakalım, 0 onda altının kaçıncı kuvveti çarpı 120 ile bitiriyoruz? N eksi 1 yani n eksi 1 de bitiriyoruz. Ee, bunu nasıl bulduk? Hemen buraya yazayım. Şimdi bu 0 onda altıya eşit. Aslında en iyisi önce 120'yi yazalım. Bu 120 çarpı 0 onda altının n eksi birinci kuvvetine eşit. Nasıl buldum? İlk atlamanın ipi 120 fit gerdiğini söylemiştik. Burada n yerine 1 koyduğumuzda 1 eksi 1'den 0 elde ettik. Yani 0 onda 6 üzeri 0 var elimizde ki o da 1 eder. Ve bu da ilk atlamada olan olayın ta kendisi. Daha sonra ikinci atlamada sayının üssü olarak 2 eksi 1 koyduğumuzda... üs 1 olarak karşımıza çıkıyor. Yani bizim bir adet 0 onda 6 çarpanımız oluyor. Bunun n eksi 1 olduğunu böylece fark ettim. Çünkü n 2 olduğunda da bir tane 0 onda 6 var n3 iken ise 2 tane 0 6, yani 0 onda 6 çarpı 0 6 vardı. n sayısı 4 olduğunda 0 onda 3. kuvvetini alıyoruz. Yani n her neyse 0 onda 6'nın n eksi 1. kuvvetini alıyoruz ve elbette sonucu 120 ile çarpıyoruz. Şimdi bize sordukları soru Ayten'in 12. atlamasındaki ipteki gerilme uzunluğu ne olacak? Bunu çözmek için ...hesap makinesi kullanacağım. Aslında bunu biraz düzeltsem daha anlaşılır olacak sanki. Bu yanlış değil. Bu yanlış değil. Ancak ee, burada aslında bir sıçramadan bahsediyoruz. Öyle değil mi? Değil mi? Bir sıçrama var. Bu yüzden ilk atlayışımızı sıfırıncı sıçrama olarak adlandırabiliriz. Nasılsa henüz sıçrama olmadı ilk atlamada. Yani gerilen ip yukarı doğru sıçrayışını gerçekleştirmedi. Bunu değiştireyim. Bu yanlış değil. Fakat şimdi daha güzel olacak. İlk gerilmeyi sıfırıncı sıçrama olarak alabiliriz dedik. Yani ona atlama yerine sıçrama diyelim. Ee... O zaman ilk gerilme sıfırıncı sıçrama oldu. O zaman bunlar ilk sıçrama, ikinci sıçrama ve üçüncü sıçrama olacak. Böylece formülümüz çok daha kolay bir form alacak. Çünkü eninci sıçramadaki gerilme olarak bakarsak olaya o zaman formül 0 onda 6 üzeri n çarpı 120 oldu değil mi? İlk atlanmamız olan sıfırıncı sıçramada Doğrudan 0.6 üzeri 0 çarpı 120 yani gerilme 1 çarpı 120 olur. Birinci sıçramada da üzeri 1 yani 0.6 e, çarpı bir önceki sıçramanın ip gerilmesi olur. Sıçramalar açısından bu hepsini içerir. Bu da muhtemelen soruyu soran kişinin bizden görmemizi istediği şey değil mi? Peki ya 12. sıçrayış? Kuralımızı kullanarak çözelim. 12. sıçrayışı hesaplamak için hesap makinemizi çıkaralım. Bu işlemde 0 onda 6 üzeri 12 çarpı 120'yi hesaplayacağız değil mi? Umarım işlem sırasını doğru yaparız. Çünkü biliyorsunuz ki üsler diğer işlemlerden önceliklidir. O yüzden ilk olarak sadece 0 onda 6 üzeri 12'yi hesaplayacağız. Sonra çarpı 120. Bu da yaklaşık olarak 0 tam yüzde 26 fite eşit oldu. Yani 12. sıçrayıştan sonra Ayten neredeyse hiç sıçramıyor olacak. 12. sıçrayıştan sonra yalnızca 3 inç civarında sıçrıyor değil mi? Peki, umarım size yardımcı olabilmişimdir ve buradaki küçük uyuşmazlık için özür diliyorum ama bence bir seviyede öğretici bir yere bile sahipti. Çünkü her zaman en sayınızın sonucunuzla uyuştuğundan emin olmanız gerekir. İlk atlayıştan bahsedildiğinde birinciye tamam bu bir dedim ve sonra 0.16'nın sıfırıncı kuvvetini aldım. Gördüm ki en eksi biri kullanmam gerekti. Sonradan işlemleri ve olayları yeniden gözden geçirdiğimde bu sıfırıncı sıçrayışa dönüştü. 0.16'nın sıfırıncı kuvvetinden yola çıkmak daha mantıklı oldu. Bu ilk sıçrayış dolayısıyla 0.16'nın birinci kuvvetiydi. İkinci sıçrayış 0.16'nın ikinci kuvvetiydi. Bu bizim denklemimizi biraz daha kolaylaştırdı. Umarım videomu ilgi çekici bulmuşsunuzdur.